Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda Polis Akademisi tarafından duyurulmuş olan 2500 yeni PMO giriş sınav duyurusu ve bunun haricinde 210 kişilik yeni komiser yardımcısı ataması iç güvenlik fakültesine alımlar mevcut olacaktır. Lütfen uygunsanız başvurunuzu yapın, değilseniz de diğer bütün ilanlardan ve süreçten haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet, 2500 yeni polis alımı ve iç güvenlik fakültesine de 210 komiser yardımcısı ataması. Önü oldukça açık. Zaten mezun oluyorsun, hemen iş imkanı elde ediyorsun. Yani TYT puanıyla veya AYT puanıyla sizlerin rahatlıkla iş imkanı elde edebileceğiniz en ideal mesleklerden bir tanesidir. İstihdam sorunu yoktur. O yüzden buraya girer girmez eğitiminizi tamamladan sonraki süreçte atamanız gerçekleşmiş olacağını da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Okulunuzu bitirir bitirmez iş imkanı elde ediyorsunuz. O yüzden hayalinizde yapabileceğiniz bir meslek dalı ise kesinlikle başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Başvurular 29 Temmuz'a sona erecek. Dikkat! Ben bunun duyurusunu daha öncesinde aktarmıştım zaten. Instagram'dan web sitemizde yayınlamıştım gelir gelmez. Şimdi son gün olduğu için tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. 29 Temmuz tarihi itibariyle başvurularınızı artık tamamlamış olmanız gerekecektir. Bakın, başvurular da Polis Akademisi'nin aday işlemleri sistemi üzerinden. Nasıl ÖSYM aday işlemleri sistemi varsa yine aynı şekilde Polis Akademisi'nde aday işlemleri sistemi mevcuttur. Komiser yardımcılığı için başvuru burada, PMO alımı için başvuru burada. Her ikisine de ayrı ayrı başvurabilirsiniz. Herhangi bir problem yoktur arkadaşlar. İkisi farklı ilan olduğu için şansınızı her ikisine de değerlendirebileceksiniz. Başvurularınızı dediğim gibi PMO'nun yani Polis Akademisi'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapacaksınız. Peki başvuru şartları nedir veya linklerine de ulaşım sağlayabiliriz? Ben linki her ikisini de yorum kısmına sağlayacağım. Hem 2500 yeni polis alımı için hem 210 yeni komiser yardımcısı alımı için ayrı ayrı linkleri yorum kısmından erişim sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi PMO'dan bahsedecek olursak, yani düz polislik, polis memurundan bahsedecek olursak, ÖSYM sınavı içerisinde TYT puan türünden en az 250 şehit yakınıysanız sizlerin en az 200 almış olması lazım. Ve yaş şartı var. 26 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Onun haricinde diğer bütün kısımlara zaten sizler erişim sağlayabileceksiniz. En önemli iki şartı ben sizlere aktarmış olayım. Yaş şartı, 26 yaşından gün almayacaksın PMO için. Ve TYT puan türünden en az 250. Şehit yakınıysan en az 200 alman gerektiğine yazmış durumda. Devam ediyorum. İş güvenlik fakültesi atamasına komiser yardımcısı ataması için 40 kadın 160 erkek olmak üzere toplam 200 şehit yakını da 10 öğrenci ataması yapılacaktır arkadaşlar. Sizler 29 Temmuz tarihi itibariyle sona ermiş olacağını, başvuruların sona ermiş olacağını ve yine yaş şartı burada çok önemli. 18 yaşını tamamladıktan sonraki süreçte sizlerin 1 Ocak itibariyle 22 yaşından gün alamamış olmanız gerektiğini yazmış durumda. Bu da oldukça önemli tabii ki. Ham puanlara bakacak olursak ÖSYM tarafından AYT eşit ağırlıktan en az 310 veya sayısaldan en az 330 veya sözelden en az 350 ham puana sahip olmanız lazım ki başvurabilirsiniz arkadaşlar. Şehit yakınları ise ham puanı 280 olarak belirlenmiş sözel için veya sayısal için en az 264 veya eşit ağırlık için en az 248 taban puanının var olması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Dediğim gibi sizler önce başvurunuzu yapıyorsunuz. Daha sonra başvuru sonuçları açıklanıyor. Kazanıp kazanmadığını öğreniyorsun bu puanınla. Kazandıysan sınavlara dahil oluyorsun. Spor mülakatına giriyorsun. Spordan sonra sözlü mülakata dahil oluyorsun. Sözlü mülakatı kazandıktan sonraki süreçte 2 yıllık veya komiser yardımcılığı için daha fazla süre eğitiminizi alıyorsunuz arkadaşlar. Eğitiminizi aldıktan sonraki süreçte yine kura çekilişiyle beraber veya sizlerin de artık o zamanki sisteme dahil olarak nasıl bir yöntem izleyecekseniz tercihlerinizi yapıyorsunuz ve atanıyorsunuz arkadaşlar. Yani okulunuzu bitirir bitirmez iş imkanı elde ediyorsunuz. Oldukça geniş bir kadroya ve istihdam gücüne sahip olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen uygunsanız başvurunuzu yapın. Hayalinizdeki bir meslekse başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer bütün ilanlardan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.